Hayat adil değildir. Bazı insanlar şanssız doğar. Edward Mordrake de bunlardan biriydi. Hatta onunkisi belki de en zor hayatlardan bir tanesiydi. Edward Mordrake 1800'lü yıllarda doğuştan iki yüzlü olarak doğdu. Bazı kaynaklar onun İngiltere'de soylu bir aileye mensup olduğunu iddia ediyor. Bazı kaynaklarsa sıradan bir köylü olduğunu söylemekte. Fakat o dönem Avrupa'sında normal bir ailenin çocuğu bu şekilde doğmuş olsaydı, böylesine korkunç görünen bir bebeğin yaşama şansı pek olmazdı. Ailesinin himayesinde kapılı kapılar arkasında normal bir çocukluk geçiren Edward, henüz çocukken yüzünün arkasında başka bir yüz olduğunun farkında değildi. Fakat büyüdükçe bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlamıştı. Çünkü diğer insanlar ona ucube gibi bakıyor, kimse onun yanına yaklaşmak istemiyordu. Arkasındaki ikinci yüzüyle yüzleştikten sonra hayat onun için katlanılmaz bir hal almıştı. Ön taraftan bakıldığında genç, iyi giyimli, yakışıklı bir adam gözükse de hemen arkasında korkunç, buruşuk tenli, ağzıyla, burnuyla, gözleriyle eksiksiz küçük şeytani bir surat vardı. Bazı insanlar arkasında bulunan bu küçük yüzün erkekten çok kadını andırdığını söylüyorlardı. Bu küçük surat yemek yiyemiyor, konuşamıyor, sadece gülebiliyor ya da ağlayabiliyordu. Rivayetlere göre özellikle gündüzleri ve Edward'ın mutlu olduğu anlarda bu yüz somurtuyor, geceleri ise sinsi sinsi güldüğü iddia ediliyordu. Hatta Edward geceleri yalnız kaldığında ikinci yüzünün konuştuğunu ve ona korkunç şeyler fısıldadığını söylüyordu. Edward'ın dediklerine göre normalde konuşamayan bu surat yalnız kaldığında ona özellikle cehennemden bahsediyordu. İnsanların lanetli olarak nitelendirdiği Edward Mordrake arkasındaki yüzüne şeytani yüzüm diyordu. Hayatının büyük kısmını insan içine çıkmadan geçiren Edward, 20'li yaşlarında bu surattan kurtulmak için çareler aramaya başladı. İngiltere'deki tüm doktorların kapısını çaldıysa da hiçbir doktor bu yüze dokunmak dahi istemedi. Hayatının geri kalan kısmını bu şekilde yaşayacağını anlayan ve umutları tükenen Edward Mordrake henüz 23 yaşındayken intihar etti. İntihar ederken bile böylesine yaşamaktan bıktığı o kadar belli oluyordu ki garanti olması için önce zehir içti, arkasından da kendini astı. Doğru mudur bilinmez ama Edward'ın cesedini bulanlar arkasındaki küçük yüzün ölüyken gülümsediğini söylüyorlardı. Edward Mordrake'in yaşadığına dair kesin bilgilerin olmadığı söylenir. Fakat o dönemde yaşayan soylu ve güçlü bir aile, böyle şeytani bir evlatla anılmak istemediği için tarih sayfalarından onu silmeye çalıştığı, tarihçiler tarafından iddia edilmektedir. Bu nedenle Edward Mordrake'in gerçekten var olup olmadığı hala tartışılmaktadır. Tıp bilimi ise Edward'a yaşarken yardım elini uzatmamıştı. Fakat ölümünden yaklaşık 100 yıl sonra doktorlar kemiklerini incelemek için mezarını aradıysa da bulamadılar. 2006 yılında Edward Mordrake'in torunlarından alınan DNA testinden sonra doktorlar bunun o dönemde gücün bölünmemesi için yapılan aile içi evliliklerden meydana gelen genetik bir bozukluk olduğu sonucuna vardılar. Edward'ın hayatı günümüze de etki etmiş ve Harry Potter serisinin ilk filmi olan Felsefe Taşı'ndaki Voldemort'un bulunduğu iki yüzlü adam sahnesine esin kaynağı olmuştur. Ayrıca ünlü şarkıcı Tom Waits'in Poor Edward isimli şarkısı Edward Mordrake'e ithafen yazılmıştır. Ne dersiniz? Edward'ın ensesindeki o şeytani ikizi acaba mezarda da rahat bırakıyor mudur kendisini? Videolarımın devamı için kanalıma abone olabilir ve diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.